Selamünaleyküm arkadaşlar. Sesim de iyi çıkmıyor ama sabah saat 8:30 komşuma gidiyor köye. Hem bize kuşburnu yapacak beraber, hem de elmalarına yardım edecek arkadaşlar. Elma topluyorlar. Şöyle güzel yerlerini size manzara olarak çekmek istedim. Şu an biz Haçköy'den çıktık. Kızılcık köyüne doğru gidiyor ama bayağı bir çıktığımız yer rampa. Şimdi şuradan aşağısını göstereceğim arkadaşlar. Biraz daha tepeye çıkalım da. Ana, bir de görecek şu tarafı. Tam da ağaçlar kapladı. Ya yukarı çıktı. Bayağı bir derin değil. Ha, yüksek değil. Şu aşağı derin de kaldı. Derin değil. Şaşırdım. Derindeydim şimdi. Bunlar öyle sabah sabah pikik mi yapıyoruz amcalar? Pikik yapıyoruz. Vallahi da yok da. Tallaşı vardı da yemek yiyorlar ya. Neyi? Buralar çok güzel arkadaşlar. Karşı komşumun köyü burası. Burası değil de köyüne doğru gidiyor işte. Saliha komşu diyor ki bana kimiz gelir. Ben buralarda töbe araba sürüyorum dedim. Bak hani zikzak gibi aynı yollar. Niye sürüyorum ya? Lan buralar sürüyorum. Derampaya ben korkarım. Ehliyeti kasaptan mı? Yok. Yerinden aldım da düz değil yol. Düz çok şey isteyelim. Gökyüzü nasıl güzel. Bak hani maviyle beyaz oluşmuş. Tabii çok yukarı. Şu tarafa görebilseydik aşağı çukurayı. 2000 metre falan şu. Aynen. Her taraf yeşillik. Tam piknik alanı. Şöyle göstereyim. Buralarda kuşburnu, armut, ne ararsanız var bu ağaçlarda. Hep meyve ağacı. Evet. Sen aşk olmaz burada. Ha şöyle dur da çık. Yavaş şurada çekeyim. Ne kadar depeye çık. Daha da çıkacak herhalde. Ha daha çık. Şu ortam ne kadar güzel arkadaşlar. Aha yine kayboldu. Yakalayayım dedim ama. Şu yukarıda yakalarsın. Bu da Ramazan'ın okuldan verilen resmi. Buraya koyduk. Annem diyor ki arkadaşlar. Annem evinde dedi ki arabaya. Oğlumu niye astınız diyor. Eller şöyle yukarıdan tutmuş ya. Şu aşağıdan giden otobüslerin olduğu yer. Daha da çıkacak rampa gideceğimiz yer. Böyle güzelliği sizlere göstermek istedim. Merzivan'ın her tarafı güzel. Yaklaştırmıyor mu şöyle? Yok, uzaklaştırıyor. Şöyle değil. O zaman netliği kayboluyor. Ben çukur olduğu yeri göstermek istedim. Hı. Çok yüksek. Bayağı yüksek. Köyden geçiyor arkadaşlar. Bu köyler hep eski. Bak hani yavaş hele şurada. Şey ev. Eski yapı ya. Eski yapı ne? Taş ev mi diyorlar buna? Yok. Tahta ev miydi lan? Sarım sıran köyünde de vardı ya. Aralarına ağaç koymuşlar. Bir kediler. Hala da rampadayız. Rampaya doğru çıkıyor. Arkadaşlar komşumun evine doğru geliyor. Şu karşıdaki görürken onu bahçe evi. Cumartesi pazar gelirler değil mi? Hı-hı. Cumartesi pazar. Koca sizin aldıkça yazık. Çünkü şu fasulyeler falan hep onu fasulye ekiyor, satıyor. Kuşburnunu da satacak. Gelirini buradan sağlıyor. Şu anda elmaların küçüklerini döküyorlar. Meyve suyu yerine vereceklermiş. Büyüklerini sonra sökecekler. Şöyle evini de çekelim dışarıdan. Kendi izlediği için. Diyecek bizim evde çekmişsin. Burada hep mısırmışmış bana ne? Mısır ekmişler. Ha, buraya da tarla yapmışlar. Bura araba parkı diyorduk ya. Boşluğu güzel bura. İçeri mi koyacaksın? Neyse. Hemen şöyle elmalığa geldik. Maşallah maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz elmaları. Bunlar Amasya çıtırı. Amasya elması, meşhur olan elma bunlar. Şöyle göstereyim.
Küçük olur ama misket elma diyorlar. Çok lezzeti çok güzel, sulu sulu. Bu elma fazla iri olmaz. Ama selmas fazla iri olmuyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Yaprağından çok elma var maşallah. Şuna bakalım nasıl güzel vermiş. Komşum da kahvaltıya biber toplayacak. Şöyle biberleri ağaçların arasında olduğu için arkadaşlar hiç solmamış. Çok güzel. Getir biberi göstereyim. Nasıl güzel kıl biber. Taptaze. Şimdi kahvaltıda yiyecek bunu. Her şey diyorum dalında güzel. Getir şu şeyleri. Hadi, tamam gidelim. Getir, değil mi? Bizi bekliyorlar ya. Gel. Sonra toplayalım. Aynen şöyle elmaları daha göstereyim. Bunlar da kapya biberlerim. Ama kızarmamış dışarıda olduğu için. Ne kadar güzel. Senin komşum domates mi buradaydı? Domateslerim var. Domateslerim kurudu biraz. Ama yine de var burada. Bak. Ha güzel domatesler varmış canım. Bak iri iri. Hı-hı. Bu şekilde. Kızarsın. Şu çürümüş yalnız. Hı-hı, onu. Altı yere diyelim şunu. Şey elma düşmüş tepesine. Ha. Burası çilekleri. Çilekler bile yerinde nasıl güzel. Vallahi kendi koyun izliyorsan bak. Koyun koyun otkana koyun çıtlı. Gözün kalsın. Bak burada inelikler var bacı. O kendisi şimdi bana diyecek ismi kurmazsa yerincek toplamıyor diye. Orada şeyler var, oralarda var. Orada hep çilek. Şu karşı gözükenir aşağıya kadar. Bu elmalarda meyve suyuna göndereceğiz ufaklarını. Evet şu küçükler döküyor şimdi. Bunlar meyve suyuna gidecek. Gerekene ben söyledim de. Hep torbalamışlar. Biz bunlara kuş ekmeği deriz. He biliyorum biz de kuş kuşu deriz onlara. Şunlara, şunlara da indirek dedik işte. Şurada vardı ya. Hmm. Demin de gösterdim. Hemen şöyle. Komşumun evi de burası. Aha sobayı da yakmışlar sıcacık valla. Evet sobayı yaktım. Örtü mü kapıyı? Sormasın. Biraz. Mutfağın yok canım tabi burası köy evi. İlla ki ötüver getiriyor. Şöyle ev turu yapalım. Köy evi turu yapalım. Bir de sabahdan beri kuşkunluğun başında olduğum için. O kadar marifetlik arkadaşlar. Pişi bile yapmış iyi. Katmer. Katmer yaptı. Vallahi bize katmer yapmış sağ olsun. Burasından zaten şey yaptırdı. Sonradan yaptırdı mutfak. L şekilleri. Su olmadığı için genelde su bidonları burada dışarıdan olup geliyorlar. Suyumuz kesildi. Her sular kesik. Burada arkadaşlar soba, sobanın üstünde sıcak su. Oh, vallahi güzel. Soframız hazır. Biberlerimizi de yıkadık. Domatesimiz. Hep organik, bugün organik besleniyor komşudan. Peynir, zeytin, koyun suyu. En lezzetli ezmemelerimiz. Ezmemizi getirmeyi unutmuşuk. Köyden. Olsun. Bugün yapacak taze yiyecekler. Kut, kut oluyor diye şeye götürüyorum ya eve. He. Baksana. Katmeri bile yapmış koymuş biz gelmeden. Allah razı olsun. Biz hazıra geldik. Çünkü uzak olduğu olsun. İçin Ramazan okula salmak zorundaydık. Geçen sene yaptırdık. İkimiz de yaptırdık eşiyle. Bu sene bir günde bitirelim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şöyle hemen evinin dibine elma ağacını atmış. Burada da armut var. İkisi yan yana armutlar falan da çok güzel. Bu armutlar çok tatlı oluyor. Dağ armudu diye geçiyor. Şu manzarayı göstereyim size. Komşumun evi biraz yüksekte. Biz buraya çok geliyor. Pikniğe de geliyor. Sağ olsun çağırıyorlar bizi. Şu tarafı da göstereyim arkadaşlar. Bu da kirazdı. Kiraz toplamışlar. Tabii ki mevsimi geçti. Her taraf yeşillik. Teyzem de oradan bir şey topluyor. Kuşburnu topluyor, kuşburnu. Şimdi kuşburnunu göstereceğim. Komşum yazık toplayamamış işi bitmediğinde. Bu kuşburnunda çay yapacaklarmış. Kuşburnu dalını da göstereyim arkadaşlar. Buranın her tarafı kuşburnu. He bu diken ne? Şunlar diken. Adamın eline pek batıyor. Geçen sene toplayamadık ha biz beceremedik anlamadığımızdan. Elimiz hep yırttırdıydık. Burası da hep elma. Büyük bahçesi var. Fasulye şeker. Gel. Ne fasulyesi?
Neydi fasulyenin adı? İspir. İspir fasulyesi. Bu çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Bu sipariş yetiştiremiyor. Allah şükür. Allah şükür valla. Satışı güzel de. Elmalarını pek çok. Şöyle göstereyim. Bugün daha var. Bozuk daha içini açamadık. Kurusunu buraya koymuş. Bu şekilde. Şu şekil. Çok güzel bir şey. Hiç haşlamaya gerek yok haşlamaya. Böyle aç. Bunları da halledecek. Elma ağaçlar çok sık olduğundan bu sene şey vermiş. Küçük vermiş. Orada kuyuları var. Yukarıda oradan suluyorlar. Yağmurlamayla. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz kanalımızda kalın. Bugün vlog olarak inşallah beğenirsiniz. Her taraf yeşillik. Sizinle de paylaşmak istedim. Kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirik. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.